Yarından itibaren başlıyorum. Önümüzdeki haftada kontrole geliyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Öptüm. Görüşürüz. Katya, al şunu. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Konser hazırlığı başlamış. Hiç sorma. Sabahtan beri dan dan dan. Bir de hep aynı parçayı çalıyor. Fenalık geldi içime. Kahvelerinizi yaptırıyorum. Ben nane çayı içeyim. Midem biraz kötü. Peki. Nane çayı, size kahve. Nevzat Bey hemen spora başlaman lazım diyor. Başla sen de. Hı hı. Aa! Başlayacağım. Bihterler yukarıda mı? Sabah erkenden çıkmışlar. Daha gelmediler. Ne oldu? Sen en başından anlat bakayım. Hı? Anlatırım. Acele etme. Çayını iç önce. Benim de masajım bitsin. Az kaldı. Acele etme sen. Benim keyfim yerinde. Bakışlardaki soru işaretlerinden hiç hoşlanmadım. Soruyorum, evet. Beni gerçekten affettin mi diye. Yoksa içten içe öfken kırgınlığın devam mı ediyor? Azerbaycan'a kaçamadın, gazetelerin arkasına mı saklanıyorsun? Kaçmadım, saklanmıyorum. Ama sen de olanları unutmama fırsat ver, lütfen. Ama sen gözlerini kaçırdıkça paniğe kapılıyorum. Gittin sanıyorum. Buradayım. Üstelik senin yanından hiçbir yere gitmek istemiyorum. Konser için ne giyeceğim anne ya, bilemiyorum. Kat katlarını giy kızım. Nihal'in verdiği kırmızı elbise vardı, onu giy. Yok, istemiyorum onu. Merhaba. Hoş geldin. İstersen benden de bir şey giyebilirsin. Daha hiç giymediğim kıyafetlerim var. Hayır hayır, hiç kimseden hiçbir şey giymeyecek. Bugün çıkın da alın bir şeyler. Sen bilirsin. Tontonum benim. Beşir bizi götürür alışverişe. Aa, yok, hiç gerek yok. Bineriz minibüse, gider geliriz. Günaydın. Günaydın. Geç kaldınız. Herkes çoktan kahvaltısını etti. Adnan Beyler çok erken kalkıp çıkmışlar zaten. Mutfakta beni doyuracak insan bulurum inşallah. Aşk olsun, iki dakikaya hazırlarız. İlk defa hep beraber bir yere gideceğiz. Bir kere de pikniğe gitmiştik ya evvelki sene. Siz yine hizmet etmiştiniz ama. Babam mangalı yapmıştı, sen de haldır haldır servis yapmıştın. Günaydın. Sabah şerifleriniz hayır olsun Behlül Bey. Şahiste Hanım, çok açım. Şimdi bir şeyler hazırlarım. Ama büyük işe kalkışmayın öyle. Böyle peynirli, domatesli bir tost rica ediyorum. Böyle buyurun. Yok, rahatsız olmayın. Behlül Bey, Firdevs Hanım sizi soruyordu. Acaba çıkmadan bir görebilir misiniz? Tostum olana kadar bakayım bari. Beşir arabayı getirsin bir zahmet. Peki efendim. Şayesi tostu ben yaparım. Hah, iyi. Siz hemen hazırlanın, gidip gelin. Hadi. Hadi. İyi günler. Güle güle. Ay. Ne oldu? Devam, devam. Bir saniye izin verir misiniz matrazel? Çıkıyor musun? Birazdan. Firdevs Hanımlar beni görmek istemişler.
Huzurlarına bir çıkayım sonra gideceğim. Konser günü vermek için Deniz Hanım'a bir hediye almak istiyorum. Beni götürür müsün? Emriniz olur. Ben bu evin hanımlarının hizmetindeyim zaten. 40 yılın başı bir şey istedim senden. Bihter Hanım gibi peşimden koşturmadım. Bak şimdi. En iyi arkadaşın oldu bu evde. Bozuluyorum ama. Aa Nihal, saçmalıyorsun ya. Hadi bak, Matmazel bekliyor. Hadi. Akşamüstü gelir alırım seni. Tamam, teşekkürler. Girebilir miyim? Ah, gel Behlül'cüğüm. Oo. Hoş geldin. Ne haber? İyidir. Firdevs Hanım'ın emrindeyim. Buyurun hanımefendi. Estağfurullah. Spora başlamam lazım Behlül. Acil. Sen gittiğin salondan memnun musun? Vallahi sizce? Bu kadar özgüven beni öldürecek. O zaman yarından itibaren beraber gidiyoruz spora. Büyük bir zevkle. Hemen bugün isminizi yazdırıyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Huzurdan çekiliyorum. Behlül. Dün geceden sonra konuşamadık. Gecenin detaylarını alacağım sonra senden. Dudaklarım mühürlü. Aa. Ya bu evde Behlül olmasa vallahi bir saniye çekilmez. Evin havasını değiştiriyor. İşe de yarıyor, aferin. Problem çocuk Behlül görmeyeli problem çözücü olmuş. Bihter'in bile ona karşı tavrı değişti ya. En çok ona şaşırıyorum. Geldiler. Yavaş. Gel şunu. Beri Bey. Beri Bey buyurun. Sağ ol. Hoş geldiniz. Merhaba. Günaydın. 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 Nereye? Okula tabii. Nereye olacak? İnanmayacaksınız ama gerçekten okula. Hadi bakalım. Heykel yukarıda. Aa, hadi bay bay. Görüşürüz. Allah zihin açıklığı versin. Amca. Dün geceden beri huzursuzum. Bir an önce seninle konuşmak istedim ama fırsat olmadı. Ne oldu? Benim senden bir kez daha özür dilemem lazım. Bihter konusunda. Nedir? Daha önce söylediklerim için çok özür dilerim. Hatırlamak bile istemiyorum ama evliliğinizin aceleye gelmesi konusunda şüphelerim olduğunu söylemiştim. Bihter'e çok büyük haksızlık etmişim. O seni çok seviyor. Dün gece çok üzgündü. Onu kaybetmek istemiyorum diye ağlarken çok samimiydi. Bihter'e karşı ön yargılıydım. Ama şimdi öyle utanıyorum ki. Sevindim. Sen de iyi ki gitmedin Azerbaycan'a. Ben ah keşke amcam Bihter'in söylediklerini duysa derken bir anda çıktın ortaya var ya. Üstümden büyük büyük kalktı. Benim de sorma. Yok yere uzayacaktı mesele. Düzeldiğinize çok sevindim. Çok teşekkür ederim Behlül. Bihter'in yanında olduğun için teşekkür ederim. Ne yaptım ki? Sadece şoförlüğünü yaptırdı bana. Gece vakti mezarlıkta tırsa tırsa. Aman neyse. Aranızda hiç mesele kalmadığına çok sevindim. Ya ben? İyidir, iyidir. Arada böyle yükselmeler olursa evliliğin ateşi hep canlı kalır. Evlilik koçu Firdevs Hanım, taktik 17. Şimdi güzel bir de hediye bekle Adnan Bey'den. Barışma hediyesi olarak bir hoşluk gelir yakında, görürsün. Hadi bakalım. Şimdi ellerini buz torbasıyla sar, dinlendir bir süre. Tamam. Aa baba. Canım, nasıl gidiyor çalışmalar? Matmazel söylesin. Çok iyi. Ama biraz heyecanımız var. O da normaldir. Mükemmel olacak, gör bak. Sonra o sahnede olmayı hep isteyeceksin. Şunu bir atlatsam, artık tutmayın beni. Peyker gelmiş, gel bir merhaba diyelim. Aa, davetiyesini vereyim onun da. Ne davetiyesi?
Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba Adnan Bey. Merhaba. Buyurun, bunlar davetiyelerim. Aa, çok cici. Sağ ol. Bu cumartesi miydi? Evet. Bize de mi? Herkese. Çok güzel. Süleyman amcaları da verdi. Katya'ya da. Herkes geliyor. Oo, cümbür cemaat ha?